Sevgili izleyenler Türkiye'nin unutulmadığı olaylardan biridir. Unutamadığımız olaylardan biridir. Münevver Karabulut'un o korkunç öldürülme şekli. Katledilişinin üzerinden tam 15 yıl geçti fakat ne münevver unutuldu ne anne babalar rahat bir nefes alabildi çocuklarını dışarıya salarken sonu münevver gibi olmasın diye koskoca 15 yılda işte bu acıları yaşadık. Katili Cem Garipoğlu'nun mezarı ise intiharından 10 yıl sonra yeniden açıldı. Çünkü e, gündemde tartışmalar hep devam etti bu 15 yılın içinde. Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü yoksa yurt dışına mı kaçırıldı? Kamuoyunun aklında böyle bir soru işareti oluştu. Mezar açıldı. DNA sonucu mezardaki kişinin ona ait olduğunu, Cem Garipoğlu'na ait olduğunu ortaya koydu. Ama mezardan çıkan gizemli poşet akıllarda yeni bir soru işareti oluşturdu. Neden mezarın içinde bir poşet vardı ve o poşetin içinden kanın çıkması da akıllarda pek çok soruyu bıraktı. Niye kan dolu bir poşet o mezara gömülmüştü? Sevgili izleyenler işte yeni soru işaretleri bunlar. Dolayısıyla haber haline getirdik sizler için. Türkiye'nin en vahşi cinayetinin katili Cem Garipoğlu ile ilgili şüphelere yenisi eklendi. DNA'sı ailesiyle uyumlu çıktı. Ancak bu kez de mezardan çıkan poşet merak uyandırdı. Gizemli poşetin içinden kan çıktı. <laughs> 2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi yıllarca inanmadı Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine. Fetih Kabir talepleri 3 Ekim'de kabul edildi. Mezar 10 yılın ardından açıldı. Mezarın bakımsızlığı, cesedin kefensiz olması yeni soru işaretleri oluşturdu. Cesette yapılan incelemelere göre mezardaki Cem Garipoğlu'ydu. DNA incelemeleri ailesininkiyle uyumlu çıktı. Ancak mezardan gizemli bir poşette çıktı. Kanlı ve düğümlüydü. Cem Gariboğlu'nun mezarından çıkan o poşet de incelemek üzere alındı. Düğüm atılmış 30 santimetre boyutlarındaki naylon poşet İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. İçinde kan olduğu tespit edildi. Kriminal incelemede ışık taraması, renk reaktif testi yapılarak DNA izi arandı. Poşetin içindeki kanın genetik analizlere cevap vermediği ve insana ait olmadığı belirlendi. Naylon poşetin üzerinden vücut ısı örneği de çıkmadı. Karabulut ailesi poşetin yeniden incelenmesini talep edecek. <laughs>